Herkese merhaba, ben Adil Derya Dikmen. Genç bir girişimci, blok zincirinde yenilikçi, açık metaverse için hırçın bir savunucu diyebiliriz. Kripto ekosistemi için kesinlikle üretken bir yatırımcı. Kripto dahilerde bugün Yatsıyı konuşacağız. Buyurunuz. CEO Dünya Ekonomik Forumu gibi bir platformda küresel lider olarak ün kazandı. Şu anda Hong Kong merkezli Animoca Brands'in başında yer alıyor. En başına almamız gerekirse 1973 yılında Avusturya Viyana'da doğmuş ve büyümüş. Bugün merkezi Hong Kong desek de dünya genelinde iş seyahatlerine giden, forumlara katılan bir girişimci aslında. Müzisyen bir ailenin oğlu olarak Viyana'da Müzik ve Sanat Üniversitesi'nde okumuş. Burada cello, flüt ve piyano eğitimleri almış ve sonrasında müzik bestelemenin daha hızlı bir yolunu aramış. En sonunda da kendi yazılım dilini oluşturmuş. İşe ilk girdiği yer ise Atari Almanya şubesi. Daha sonra ABD Doğu Kıyısı bölümünün direktörü ve başkanı olarak grafik yazılım şirketi Lexicor'da görev yapmış bir isim. 1996'da ilk şirketi CyberCity'yi kurmak için Hong Kong'a taşınıyor. Asya'nın ilk ücretsiz hızla büyüyen yenilikçi web sayfası ve e-posta sağlayıcısı haline geliyor. CyberCity ile başlayan girişimleri sonraki dönemlerde hızla devam ettiriyor zaten. İnternet ve mobil teknolojilere olan ilgisi daha da artmasıyla birlikte 1998 yılında arkadaşlarıyla birlikte Outblaze'i kuruyorlar. Daha sonra şirketin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte ekibe yeni üyeler de katılıyor tabii ki. Dotcom balonunun patlamasına çok yakın bir dönemde 90'ların sonunda şirket zirveye ulaşıyor ve 75 milyon kullanıcıya erişiyor. Başlarda güçlü anti-spam korumasıyla tanınan bir mesajlaşma şirketi olarak görünürlüğünü yakalıyor ve Asya'nın önde gelen internet hizmet sağlayıcılarından birisi haline gelerek Asya pazarında milyonlara adını duyurmuş oluyor. Durum böyle olsa da CEO'nun Outblaze ile ilgili başka hayalleri var olmaya başlıyor. Geldik 2009 yılına. Outblaze Hong Kong'da ilk bulut bilgi işlem laboratuvarını açan IBM'in Lotus yazılım bölümünü e-posta hizmetlerinin bir bölümünü satıyor. 2011 yılında ise devamı geliyor. Diğer bir bölümünü Avustralya merkezli bir şirkete satıyor. Yalnız tüm bu satışları şirket kötüye gittiği için yapmıyor. Tamamen büyüme stratejisi doğrultusunda şirketin farklı alanlarındaki birimler arasında bir odak kaybının yaşandığını düşündüğü için daha net bir ayrım yapabilmek adına bu bölümü satıyor. Outblaze'in bir kısmı böylece 2011 yılında Animoca adıyla devam ediyor. Animoca hem Android hem de iOS platformlarında yüzlerce uygulama geliştirip yayınlıyor. Hatta bu noktada Apple'la yarışıyor ve ikinci sırada da yer alıyor. Küresel NFT oyun pazarına hitap edebilecek bir oyun uygulaması şirketi haline geliyor. Blok zinciri tabanlı 380'den fazla yatırımı denetlerken 170'den fazlasının NFT tabanlı Metaverse oluşturma vizyonu olduğunu belirtmek isterim. Yatsıyı dijital mülkiyet haklarının da sonuna kadar bir savunucusu. İşte 2014 yılına geldiğimizde The Sandbox gibi mobil uygulamaları geliştirebilmek ve yayınlayabilmek adına blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerini kullanan Animoca'nın bir yan markası diyebileceğimiz Animoca Brands'i kuruyor. Bu şirket NFT olarak da oldukça popüler olan CryptoKitties'in Çin'deki resmi distribütörü haline geliyor. Aynı zamanda yine popüler oyunlar, popüler çizgi filmlerin işte Garfield, Snoopy, Ben 10 gibi bunların da lisanslarını alarak çizgi filmlere dayanan oyunlar geliştirmeye başlıyor ve tüm bunlarla daha da büyük bir sükse yaratıyor ve yükselişe geçiyor. 2021 yılına geldiğimizde şirketin değeri 2,2 milyar dolara kadar ulaşıyor. Bunda Covid'in etkisi oldukça büyük çünkü oyun sektörü evde kalan oyun sevdalıları sayesinde yeni bir zirveye ulaşmış oluyor. Zaten Metaverse ve The Sandbox'ın da eklenmesiyle 2021 yılında sadece 2 ay içinde değerinin çok üstüne çıkmaya başlıyor. Kendisi bir melek yatırımcı demiştik. En bilinenleri arasında bugün OpenSea, Decentraland, NBA Top Shots yaratıcıları Dapper Labs gibi Metaverse projeleri var. 2022 yılının başında Liberty City Ventures ve diğer birkaç tane risk sermayesinin de önderliğinde yatırım alıyor. Kendisi de Animoca Brands'in Asya Pasifik bölgesinde varlığını geliştirmek için Grease Monkey bir de dijital pazarlama ajansı B-Media'yı satın alarak şirketin yatırımlarını ikiye katlamış oluyor. Özellikle Web3'ün gelişmesine çok alan açacağını düşündüğü 2022 yılında bir sürü yatırım yapıyor. Ciddi anlamda adlarını bile bazılarını hatırlamıyorum. Pixels, TR Lab, Kyoko falan bir sürü şirket var yatırımcı olduğu. Döneminde kripto paralarda yaşanan düşüşe ve tüm o olumsuz havaya rağmen genişleyici hedefine devam etmiş ve
hatta bu noktada biraz daha yoğunlaştığını görüyoruz. Tüm bunların dışında 123 tane bireysel anlaşmayla 2022 yılının en aktif risk sermayesi yatırımcısı oluyor. Animoca ise bu yıl tam 5.9 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 2023 yılına geldiğimizde en öncelikli hedeflerinin arasında Metaverse'de tam merkeziyetsizlik, adaletli online bir ekosistemi kurmak için birçok girişime ve yatırıma alan açmak olduğunu söyleyebiliriz. CEO'nun son 20 yıldaki çalışmalarının işte oyunlarda, NFT'lerde ve diğer blok zinciri uygulamalarında şüphesiz ana karakterlerinden biri haline geldi. Tüm bunlarla birlikte içindeki müzik sevgisini de kenara itmemiş ve yanılmıyorsam hala daha Asya Gençlik Orkestrası'nın yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor. Bizleri buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Destek olmak için beğenmeyi ve aklınıza gelen herhangi bir soru varsa ya da merak ettiğiniz herhangi bir kripto dahi varsa yorum olarak aşağı bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.